Evet, bunların tatlarına bakalım istiyorum. Daha eklemek istediğiniz bir şey yoksa eğer. Bardakların fiyatını öğrenebilir miyim? Bardaklarım set halindeydi. Onlar da 18 parça 250 TL. Fulya'cığım, mutfağımda lavabomu çok eleştirmiştin. Çok hani temiz olmadığını söylemiştin. Şu an evet. Kötü ya da temiz olmayan bir şey görebiliyor musun? Şöyle Tuğba'cığım, ben yine senin evinde yapılan hiçbir yemeği yemeyeceğim. Yine söylediğin gibi annenin yapmış olduğu, komşularının yapmış olduğu birkaç kişinin yapmış olduğu yemekleri yemeyi tercih edeceğim. Tercih senin. Üzgünüm. Ama Fulya'cığım nereden bilebilirsin? Belki onların evi de aynı şekil. Gördün mü ki? Görmedim ama göz görmeyince gönül katlanıyor canım. Tamam. Sen ne gördün mutfakta? Ya ben orada evin kenarında silikonların çıkmış olduğunu ve siyahlıkları gördüm. Ve ben çok titiz bir insan olduğum için kesinlikle ve kesinlikle. Seni rahatsız etti. Evet, beni rahatsız etti. Fulya'nın evini çok merak ediyorum. Gerçekten aşırı merak ediyorum. O silikonlar olabilir. O silikonların kenarı da yapılırken siyah olmuş olamaz mı? Şöyle, açıktı zaten. Soyulmuştu o silikonlar ve zaten temizlik Tuba... yaparken hani sürekli temizlik yapıldığı için çok merak ettim. Bence tamam. Gönül de katlanmasın. Ama yani. Ben gidip şu silikonlara bir bakacağım. Tamam. Tabaklarımıza da bir şeyler alalım. Tamam. Yemek isteyen. Düğünümüzü izleyelim. Tamam olur. Hadi düğünde buluşuyoruz. Ben bir gideyim silikona bir bakayım. Kızlar, çok merak ettim. Ne istiyorsanız hemen verebilirim. Ellerinize sağlık. Evet, burayı söyledi galiba gelinler. Burada evet silikon da bir sıkıntı olmuş. Özellikle bu suya yakın olan yerlerde bu silikonu atmış yerler suyla da temas ettiği için böyle oksitlenme ve bu değişik bir yosun rengi aslında. Evet, bunu temizlemesi oldukça zor olabilir. Ama buraya bir silikon çekmesini kesinlikle tavsiye ederim. Ama bu onun hijyene önem vermediğini, kirli bir insan olduğunu asla göstermez. O sebeple hani bu evde yemek yenir mi yenmez mi mevzusuna gelince ben bu evde yemek yerim. Yani şundan dolayı o sözü gelinime gerçekten söyletmem. Bazen eleştirilerimiz işte bunun gibi ağır olabiliyor. Kırıcı ve incitici olabiliyor. Bizde nedir? Bir yemekten aslında bir tüy bile çıksa onu saklamamız gerekirken ama bu program bir yarışma olduğu için gelinlerimiz bunları gözüne sokmaya çalışıyor. Ben buradan çıkmadan şu dolabın kapağını açacağım. Çok spontan. Sizi temin ediyorum. Vallahi şu an pırıl pırıl görüyorum. Bir bardak alalım. Şöyle. Bunlar da ışıl ışıl. Bakın burada da toz yok. Normalde bunu yapmam. Biz bir yemek programı değiliz. Biz bu temizlik programı değiliz. Ben bunu normalde yapmam. Ama biraz Tuğba'nın üstüne gidildiğini düşündüğüm için buraya geldim. Yani hani evinde yemek yemeyeceğiniz bir insanın var ya evine girilmez zaten. Bu ev oldukça pırıl pırıl, mis gibi de kokuyor. Kızımız da tertemiz. Ben bu evde yemek yer, su da içerim. Net söylüyorum. Evet, buradaki dolapta bazen şurada görüyorsunuz böyle lekeler olabiliyor. Yemek yaparken hepimiz bir şey alacağız. Elimizi böyle açıyoruz bir şeyler, elimiz yağlı. Çünkü yetiştirmemiz gereken şeyler oluyor. Şimdi ben geçeyim, kızlar yemeklerini de almıştır. Bir konuşalım şu durumu. Çünkü kimse üzülsün istemiyorum. Orası ilerleyen zamanlarda kararabiliyor. Çay olsun, su olsun kararabiliyor ve silikonu kalkmış. Oradan yeri gelir böcek bile, karınca bile çıkabilir. Bu yüzden hijyenik bulmuyorum. Evet değerli izleyenler, Aslı Ünel'le gelin evinde bizden 50.000 TL'yi acaba hangi gelin kazanacak? Öncelikle bu bir hafta için hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ve final gününde sendeyiz. Emeklerine sağlık Kübra'cığım. Sana da ayrıca çok teşekkürler ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, ilişki testinde iki gelinim kazandı. Evet. Ve altın aldı. Ne yazık ki üç gelinim eşiyle ilişki testinde veda ettik. Başarılı olamadı. Evet, haftanın en maharetli gelini ise Duygu gelin oldu. Altın takı setini Duygu gelin kazandı. Tam 25.000 TL değerinde bir altın takı setiydi. Tebrikler ediyorum sizlere. Teşekkür ederiz. İnşallah şu an bizi izleyenler size en büyük ödülü takdim edecekler zaten. Buna hiç şüphem yok. Evet, 50.000 TL'yi Kübra gelin mi, Fulya gelin mi, Duygu gelin mi
Tuğba gelin mi yoksa Havva gelin mi kazandı? 50.000 TL'ye ilk veda eden gelin benden 6 puan aldı. Diğer gelinlerden 5 puan alarak 11 puana yükselen Fulya gelin sen oldun tatlım. Sağlık olsun. Burada bulunmak çok güzeldi aslanım. Çok teşekkür ederiz. Sizin gibi insanları tanıdım, çok mutluyum. Çok naziksin. Biz de seni tanıdık. Gerçekten çok renklisin. Çok değişik bir hayata bakış açın var. Biz de teşekkür ediyoruz hayatım. Sana da bol şans diliyorum. İnşallah sağlıkla bebeğini kucağına al istiyorum. Evet. 50.000 TL'ye ikinci veda eden gelin. Havva gelin mi? Tuğba gelin mi? Duygu gelin mi yoksa Kübra gelin mi oldu? 50.000 TL'ye veda eden ikinci isim benden 7 puan aldı. Ve gelinlerden 8 puan alarak 15 puana yükselen Duygucuğum sen oldun. Teşekkür ederim aslanım. Sizi tanımak, bu ekibi tanımak, burada olmak çok güzeldi. Çok her şey ederim. İçin çok teşekkürler. Biz de size çok teşekkür ederiz. Siz niye duygulandınız? Havva, Kübra, ne oldu? Neden ağlıyorsunuz? Aslanım bence çok duygulandım. Duygu elendi, çok mutluyum. Mutluluktan ağlayacağım şimdi. Bak şimdi. Ağlayabilirsin canım benim. Canım ben hep mutluluktan ağlıyorum, fark ettin mi? Tamam, şimdi üzüldüğünden ağla. Yok, sen elendin, çok mutluyum. Ne diyorsun ya? Neden aslanım, karşılaşmak istemeyeceğim bir insan. Gerçekten. Evet, abi. Gerçekten öyle. Hiçbir duygusu olduğunu zannetmiyorum. Ve siz neden ağlıyorsunuz Havva? Şöyle bir görünüşe baktığın zaman yani hani herkes göz göze ödü gelince böyle göz göze geldik. Hani hiçbir şey kazanamayınca. Bir de veda ya. Ediyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Her şey nedense unutuluyor galiba. Göz göze gelince üzüldük ikimiz de. Evet kızı, hak eden evet. Kazansın. Evet, hanımlar ayağa kalkalım mı? Evet hanımlar, bilmenizi isterim ki çok zor oldu benim için puanlama yapmak. Tam dört dörtlük budur diyeceğim ev yok, eksikleriniz var. Diliyorum ki yaptığımız yorumları değerlendirirsiniz ve eksiklerinizi tamamlarsınız gücümüz nispetinde. Hepimizin evi kendinin elbette ki cenneti, hepimizin evi en güzel. Ama zevk çok önemli. Zevkli insan çok ufak rakamlara dahi evini çok şık hale getirebilir. Yeter ki isteyelim. Eksiklerinizi de ben de söyledim. Siz de birbirinize söylediniz zaten. Şimdi 50.000 TL'ye veda eden üçüncü isim. Benden 8 puan aldı. Gelinlerden 8 puan alarak 16 puana yükselen Tuğba'cığım sen oldun. Olsun, sağlık olsun. Sizi tanımak da yetti benim için. Çok ya da arkadaşlarımızı. Ederiz. Her şey için teşekkür ediyorum. Ne kadar pozitifsin. Çok teşekkür ederiz canım. Rica ederim. Biz de seni tanıdığımıza çok mutlu olduk. Böyle kibar, naif kal inşallah her zaman. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Pembe de çok yakışıyor sana. Pembeli haftayı pembeyle oldu. Tamamladım. Bence de. Peki. O halde ben şöyle Havva'yla bir yer değiştirmeni rica etsem. Evet değerli izleyenler. Finale Kübra ve Havva kaldı. Haftanın birincisi Kübra gelin mi oldu yoksa Havva gelin mi oldu? Hemen puanlarını hatırlayalım. Kübra gelinlerden 11 puan aldı. Fulya gelinin puanıyla fark yarattı. Havva gelin ise gelinlerden 10 puan aldı. Kübra gelin, gelinlerden 11. Benden 7 puan alarak 18 puana yükseldi. Havva gelin, gelinlerden 10, benden 9 puan alarak 10 puanla haftanın birincisi Havva gelin oldu. Ben demiştim. Ben demiştim. Evet. Tebrik ediyoruz. Tebrikler.
İstemiyorum. Seni de tebrik ediyorum hayatım. İkinci olarak tamamladın. Hak ettim. Çok teşekkür ederim gelin evi ailesine, Aslı Ünel'e ve Show TV'ye çok teşekkürler. Hadi duygularını alayım ben senin bu çok arada. Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Elbiselerle de aynı renk. Evet, gerçekten zaten bunlar için giyindim. Diyorsun. Evet. Resmen enerji yaptın, çağırdın yani. Evet, bütün gün zaten şampiyonum diye gezdim. Evet. Şampiyonluk kombinimi de giydim. Çok mutluyum gerçekten. Tebrik ediyorum. Çok emek verdim. Ne yapacaksın bu parayla? Diyor. Biz yeni dükkan açtık Aslı Hanım. Biraz borçlarımız var. Evlenirken de çok borç yaptık. Hı hı. Eşime biraz destek olacağım. Onu vermeyi düşünüyorum. Hadi bakalım. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkürler ediyorum. Her şey güzel gönlünüze göre olsun kızlar. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir hatıra kaldı geriye. Gel bakayım buraya. Ay bayıldı bayılacak birisi. Çok mu yoruldum? Hüzünlendi. Biraz sarılalım. Ben haftanın ikincisi oldum. Yani çok da kötü bir duygu değil aslında. Çünkü haftanın ikincisi oldum ben. Ve ben bence bu programın birincisi diye ekran başlarında düşünüyorum. O yüzden teşekkür ederim. Evet, önümüzdeki hafta yine birbirinden maharetli, birbirinden hünerli 5 gelinle sizlerle birlikte olacağız. Siz de sizin ekranınız Show TV'de bizimle birlikte olun. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sürprizimle karşınızdayız efendim. Gelinlerimiz burada ve Hamiş gelinimiz burada. Ağlayacağım. İçine doğuyor. Tabii ki öncelikle sağlıklı olmasını istiyorum. Ay, amin yavrum benim. Amin. Kız da olursa benim çocuğum, erkek de olursa benim çocuğum. Tabii ki çok bence çok seveceğim. De, bence de. Şu anda bile kendimden daha çok seviyorum onu zaten. Ay canım benim. Çok sayılı aylar kalmış. Evet. Bakın ben de duygulanıyorum ama şimdi mutlu olacağımız bir andayız. Çok mutluyum aslanım, o yüzden ağlıyorum zaten. Ben başlıyorum. Evet. Ay! Ay! Bunda yok. Korkuyorum. Acaba nereye koyduk? Ay! Ay! Değil mi? Aman korkma yavrum, korkma. Aslı teyze. Allah hayırlısını versin. Amin. Gönlünden geçeni Rabbim nasip etsin diyelim. Kalbinizden geçen sizleri bulsun inşallah. Ay canım benim ya. Tebrik ediyorum seni. Sağlıkla bebeğini kucağına al inşallah. İnşallah. Ay tebrik ediyorum. Ben de konuşamayacağım ya. Benim ne anlattınız? Bize sarılabilir miyiz? Tabii ya, buyurun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de seni kurtardım inşallah. Kızımın teyzeleri. O zaman şöyle yapalım biraz. Ay güzelim tebrikler. Benim aşkım. Tebrikler. Ağzım çok teşekkür ederim. Bak evet. Ne diyeceğim, isim düşünmüş müydün? Evet. Mevsim olacak adı. Ya, çok güzel. Evet. Hep böyle gözlerine yaş, mutluluktan değsin. Tamam mı? İnşallah. Peki sağlıkla dünyaya gelsin ve kucağına al inşallah. Allah razı olsun. Çok senden teşekkür de, ederim. Senden de bir tanem. Evet, programımıza böyle keyifle devam ediyoruz. Ben de onunla birlikte ağlayacaktım. Çünkü kendisi gerçekten kız istiyordu ve sürekli kız istediğini dile getiriyordu. Allah gönlüne göre verdi. Fulya gelinin çeyizi. Yok desem de inanmayın. Ah. Şu görmüş olduğunuz Fulya gelinin çeyiziymiş. Ben de görmedim, ben de görmedim. Fulyacığım, sen aç istersen kurdeleyi. Bence siz açın Aslı Hanım. O derece, evet. O derece. Peki. Daha çeyizine güvenemiyor Aslı Hanım. Kızları şoka sokmak yani, istemiyorum çünkü. Sen böyle bir sürprizli bir çeyiz mi hazırladın? Evet. Yani olay ne? Evet. Güvenebilir. Hepinize ne olabilir ben burada? Ben bir buzdolabı görüyorum sana. Buzdolabı. Sence ne var burada? Yani bence boşluk. Boşluk. Kabin de olabilir aslında. Ben çeyiz olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çeyiz yoktur. Çeyiz kategorisinde olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha. Hazır mıyız? Hazırız.
Örtünün altından hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bomboş bir kare bir şey çıkacak. Aha! Ne? İnanmıyorum, çeyiz mi onlar? Hareket ediyor mu? Senin çeyizlerin hareket ediyor mu Tuba? Etmiyor. Ne kadar saçma. Ama sen de sonuç olarak hani çeyiz beğenmediğini söylüyorsun, ben anlayamadım bunları. Ya çeyizin hareket etmesiyle ne alaka şu an peki? Ya espri yaptım ama senin anlama kapasiten olmadığı için anlayamadım. Hayatım, neyse, sen geç. Az önce de burası için dedi ki boş boş bir duvar görüyorum dedi. Aynen, duvar. Perde bomboş, vardı. Bomboş duvar. Şimdi çeyiz olarak kitaplarını koydun. Evet. Başka neler koydun? Ya bunu anlayamadım. Aslanım genelde şöyle. Şimdi bunlar benim sadece burada görmüş olduğunuz bir 5-6 senelik bir kitaplarım var. Evet. Annemin evinde daha büyük bir kitaplarım var zaten kitap açıkçası. Okumayı çok seviyorsun. Evet, çok buradan seviyorum. Buradan da o mesajı yine veriyoruz. Daha önce evet. Bir gelinimiz böyle bir yatak dolusu kitaplarını koymuştu. Buradan sevgiler olsun. Antalya'daki gelinimiz Mariana'ydı. Mariana'nın sesi de çok güzeldi. Şarkı yapacaktı hatta, umarım yapmıştır. Öpüyorum seni tatlım. Hakikaten çok ses getirmişti. Sen de izledin herhalde. Evet, izlemiştim. Çok, çok güzeldi güzel. Gerçekten. Çok güzel. Ve sende de kitapları görmek. Evet. Hoş. Onun yanında böyle patikler, yazmalar da var. Evet. Çünkü kızlar çok çeyiz görmek istiyorlardı. Kızlar, bu arada bunlar benim evimde duran eşyalarım değil. Başkasından mı aldın? Şöyle, benim kayınvalidem çeyizlerimi hazırladı. Çok bayağı bir çeşit hazırlamıştı. Ben kullanmayacağımı söylediğim için kendi evinde muhafaza ediyor. Ve kendisini kullanabilirsin dedim. Sadece bugün size göstermek için, yani onun emeklerini göstermek için sadece birkaç parça bir şey getirdim. Sana mı getirdi bu çeyizleri? Evet. Yani sana hediye ettiği çeyiz parçaları. Evet, doğru evet. Mu anladık? Onlardan bazıları gerçekten. Sadece. Bazıları. Evet. Çünkü çok emek harcadı. Burada değil mi senin çeyizlerin? Herhalde yok. Pek yerin yok galiba, değil mi? Yok. Bir de ben sebeple. Kullanmıyorum. Sevmiyorum aslanım. Niye yani, mesela havlu kullanılmaz evet. Mı? Yani şöyle kullanabildiğim havluları tabii ki kullanıyorum ama benim şöyle göstereyim. Yani şu detaylar beni benden aldığı için maalesef ve eşim bu tür şeyler asla sevmiyor. Ama sen şu an onun evinde sergiliyorsun ve küçümseme bence. Hayatım yani. Küçümsemiyorum zaten, diyorum ki kullanmıyorum. Şu detaylar sadece kayınvalidemin emekleri var burada. Bunu göstermek için sadece i̇şte birkaç parça getirdim. Kayınvalidene saygın olsun, beni bayılır var deme. Var zaten hayatım, olmasa zaten bunları da almazdım. Dilersen evet. Şöyle yatağın üstüne çıkardıklarımızı tabii. Koyalım, bir bakalım. Hırkaları, yelekleri de mevcut. Evet. Yapmışlar bak evet. Böyle güzel ama şey piko takımı falan yok değil mi evet. Sende? Aslında var aslanım ama ben hepsini getirmesini keşke istemedim. Keşke getirseydi ya. Yani onları çok seviyorum ki, ben. Evet. Hem de izleyiciler. Aslanım de. Programın formatı bu değil mi yani bir çeyiz gibi? Yani evet, çeyiz ama demek, ben pek sevmiyorum. Çeyiz demek sadece patik ve lif değil. Bunu evet ben söyleyeyim. Sevmiyorum farklı kızlar. Farklı çeyizler de görelim. Ben de üniversite okudum ama kalkıp çeyizime kitaplık koymadım. Yaptığı davranışı bence hiç uygun değildi. Keşke onun yerine çeyiz görseydik ya da boş bir dolap görseydik daha iyi olurdu. Vallahi ben burada resmen şey görüyorum. Hani çeyizim yok ama işte bu programda çeyiz bölümü olduğu için bir şeyler evet. Koyup evet. Bu alanı da doldurmak istedim. Aynen, yani Aslanım benimkileri lekeli demişti ama en azından benimkinde çıkan şöyle saçlar yoktu. Yani evet, bu evet, benim ben de değil bunlar şeyleri işte. Getirmeseydin. Yani getirmeseydin evet. Keşke aynen. Çünkü bu benim evet, görebileceğim şeydi. Ben inanıyorum şeydi. Ki şunların hiçbirini Aslı açıp bakmadım. Kızlar. Aslı Hanım, ben tamam. Arkadaşın okumuş olduğu kitaplar çeyizi evet. Doğru evet. Mu? Evet. Ben burada çözülmemiş bir test kitabı görüyorum. Bir tane mi? Evet. Çözülmemiş bir daha. Hayatım kitabı. Şöyle. Görüyorsunuz kalem bile değmemiş evet, Aslı Hanım. Evet. Kızlar ay, şöyle. Çok özür dilerim. Ben de bakabilir miyim Aslı Hanım? Ben kalem bile değmemiş kitaplar görüyorum. Görüyorsunuz Aslı Hanım. Sizde evet. Kalem dahi değmemiş. Ne bu kim? Evet. Bu kime ait? Hemen açıklamasını yapayım ben Aslı Hanım. Bir de ben soru sormak istiyorum. Evet. Madem bu kadar bilgili arkadaşımız. Kitapları da maşallah ne yabancı güzel bilgili. Mi? Yabancı değil. Ben bir soru sormak istiyorum. Madem kitaplarınla ilgili bu kadar bilgilisin. Evet. Bunlar bana ait değil bu arada. Bunu söyleyeyim. Çünkü çocuk gelişimi aslında kitapları. Aslında biz mi o zaman evet ama açıklamasını ben yapacağım. Dinlersen zaman, beni. Bir dakika biz, sana ait olmayan bir ben şey. Açıklama yapacağım. Hiçbir zaman açıklayacak dinliyoruz. Evet. Şimdi kızlar benim bir kuzenim var. Buradan ona selam gönderiyorum. Zaten onu çok seviyorum. Biz onunla birlikte büyüdük. Ve ben onun okul okumasını çok çok istiyordum. Ama o kesinlikle ve kesinlikle buna yanaşmadı. Hatta fark ettiyseniz zaten birinci ve ikinci sınıf kitapları ama hepsi yok. İngilizce bu arada. Yani sonuç itibariyle bebeğim, sen şöyle. Neyi anlat biliyor musun? Bu senin değil. Bu kimin yani? Kuzeninin mi? Evet ben onun için almıştım bunları. Bu okumaya... Kuzenin burada mı yaşıyor? Evet Güngören'de oturuyor ve biz evet. Onunla birlikte büyüdük. Tamam. Bunlar kuzeninin yani. Hayır ben onları ona almıştım. Onu heveslendirmek açısından. Bak ben senin arkandayım destek tamam, olmak istiyorum. Tamam hayır.
Sana geri iade etti. Evet. Yani ve ne dedi? Al bunları sen çalış dedi yani. Dedi ki istemiyorum ben dedi. Ben kendi yolumu kendim çizeceğim dedi. Aslında yani burada da biraz çocuk gelişimiyle alakalı bir şeyler var. Evet. Biz senin çeyizini görmek istedik yani. Kuzeninin çeyizini görmek isteseydik onun evine giderdik. Yok. Lise zamanlarında bu tür şeyler yaptıkları için ve ben şu anda... İki tane falan var içinde. Evet. Aslında. Şu anda onunla konuşmadığım için bunlar ondan bana hatıra kalsın istedim. Tamam. Kitapların çeyizin olabilir. Saygım var. Bu yüzden zaten aralarını karıştırdım. Karıştırdığım her kitap da test kitabıydı. Çözülse bile kabulümdü. Kalem bile değmemişti. Şok oldum. Evet, çeyizi yok denecek kadar neredeyse yok. Kendine sağ olsun değil. Bizim programımız için böyle bir şeyleri kayınvalidesi de istemiş. Şu tel kırma parça da efsane güzel. Bunu da göstereyim. Kayınvalidesinin ellerine sağlık. Evet, kayınvalidenin ellerine, kollarına sağlık. Evet, test kitapları görüyoruz. Onunla birlikte... Olsun, yine de bir mesaj vermeye çalışmak istemesi. Ben okutmak istedim onu ama o istemedi. Buradan yemek masasına geçelim mi? Olur, geçelim. Acıktık. Hadi bakalım, buyurun hanımlar. Önden buyurun, 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 buyurun. Yemek masası da böyle buyurun değildir aslında. Çıkın siz hayatım, çıkın. Ben onu kesinlikle çeyiz olarak görmüyorum. Ve yani hiç onları da getirmeseydik daha iyiydi, onları da görmeseydik. Günlerdir bahsetti, çeyizim yok, çeyizim yok. Var olanı da getirmeseydin bari Fulya'cığım. Kendini çok belli ettin sen. Başım şişti ama yani tüm hafta boyunca biliyorsunuz ev sahibimiz baya ağır eleştirdi. Tabii kızlar da bunun altında kalmıyor. Adeta bir rövanş yaşanıyor bugün bu evde. Bakalım masada ne olacak? Çünkü masada da çok fazla yorum yapmıştı bir hafta boyunca. Yani gerçekten çok hararetli bir gün bizi bekliyor. Hatta hararetli bir gün devam ediyor. Ama güzel şeyler, güzel sürprizler de olacak inşallah. Ben güzel bir sürpriz hazırlıyorum. Az sonra onu sizlerle ve gelinlerle paylaşacağım. Evet, bakalım yemek masasında neler olacak. Bunlar hakikaten testmiş bu arada. Kolay gelsin Kübra. Aklına farklı bir sunum gelmedi galiba. Hani kahve biraz sıradan ya. Bence sıradan değil. Her sunumda olduğu gibi ben de kahve sunacağım onlara. Bugün büyük ödül 50 bin lirayı kazanacağına inanıyor musun? İnanıyorum tabii ki de. 50 bin sahibim ben olacağım yani. O dünkü eleştirilerden sonra, o evden sonra ben olacağım tabii ki de. Bence bunu Havva da unutsun. Ben olacağım. Kurabiyeleri sen mi yaptın? Hayır, ben hazırlamadım. En sevdiğim komşum hazırladı tabii ki de. Tarifini isterlerse verebilir misin peki? Tarifini ben de bilmiyorum ama çok merak ederlerse komşuma sorarım. Yani tarifini veririm onlara, merak etmesinler. Ben de birazcık gelin psikolojisinden anlıyorsam komşuna yaptırdığın için puan kırarlar demedi deme. Bundan puan kıracaklarsa eğer başka bir şey demiyorum ben onlara. Hani sen dün Fulya'nın evinde kahve içerken yere oturmuştun ya, bugün misilleme gelir mi? Ne dersin? Yapamaz çünkü benim sehpalarım var. Yerde otursun üstüne, çok da umurumda. Fulya seni rakip olarak görüyorsa misilleme yapabilir. Sahi sen onu rakip görüyor musun? Hayır, kesinlikle asla Fulya'yı kendime rakip olarak görmüyorum. Ben onu yanından geçen bir karınca olarak bile görmem. Hem sunum tepsisi yoktu hem de zigon sehpası yoktu. Yani bir eleştirecek olan varsa o da beni kıskandığı için eleştirebilir. Kahveler hazır mı? Evet, hemen kızlara götüreyim. 50 bin TL için savaşmaya gidiyorum. Ben hazırım. Ay! Ay Allah'ım, neler oluyor? Ay! Kahve döküldü halıma. O kadar büyük konuşursan olacağı budur işte. Bence de kesinlikle. Ben bunu şimdi ne yapacağım? Ben bunları kendim yıkamıştım. Yalnız o lekeyi hemen çıkarmazsan rakiplerin bunu affetmez. Evet, itmeyecekler. Kendimi yaktım diyebilirim. Kübra, sen kendini yakmadın. Direkt ateşe attın bence. Bence nazar değdirdiler bana. O kem gözleri var ya. Halıyı silmeyi düşünüyor musun peki? Evet, sileceğim tabii ki de. Bırakır mıyım öyle? Şu an sinirden ağzım gerçekten çünkü nazarları değdi. Ve kızlara 3-4 gündür iddialı bir şekilde hani halılarım beyaz dediğim için bu konuda beni eleştirecekler ama eleştirebilirler, hiç sıkıntı yok. Çünkü bilerek yaptığım bir şey değildi bu benim. O zaman ben salona geçiyorum, sen de kahveleri alır gelirsin. Hadi ben de alıp geliyorum.
Bu kahveler nerede kaldı Aslan'a? Sanki. Ah geldi geldi. He. Yemen'den getiriyor herhalde. Kübra iyi misin? Kübra. Hiç değilim. Neden? Böyle alabilirsin. Ne oldu hayatım? Moralim çok bozuk. Niye moralim bozuk? Ne oldu? Gittin geldin içeride. Ben biraz halılarıma kahve döktüm. Ciddi olamazsın. Yavrum Allah başka dert vermesin. Niye moralini bozuyorsun? Niye düşürüyorsun? Kendini. Bu gerçekten yani çok üzgünüm. Gerçekten bilmeyerek oldu. Biliyorum bilerek olmadığını. Ağlamazsın zaten bence. Ay, ben Kübra. Yani mutfak halın da battı. Bu halın da battı hayatım. Ay dikkat et düşmesin üzüldüm. Bak o da düşecek gibi duruyor. Galiba. Aman. Çok üzüldüm Kübra ya sana. Ya tamam. Olur canım böyle şeyler değil mi? Evet olur aslanım yani. Nazar. Tabii ki de nazar. Nazar evet. Çıktı. Kesinlikle aslında bugün anlıyorum. Ama hafif şey dönünce o. Olabilir duygucum. Yüksek olduğu olsun, için. Dengesi. Evet. Denge bozuldu. Dengesini peki. Kaybetmiş olabilir. Evet. Sunumla ilgili yorumları rica edeyim ben o halde. Hülya'nın gözleri yaşlı. Çünkü bir sürü bulaşık çıkmış burada değil mi? Evet bir sürü bulaşık çıkmış. Bir de ben bunu kucağımda tutmak zorunda kaldım. Bana zigon sehpa muhabbeti yapıp yere oturmuştu arkadaşım ama ben şu an yine kucağımda tutuyorum. Ama en azından kucağında yani bir eline bunu, bir eline bunu, birini oraya koymuyorsun tatlım. Hayatım tepsin var en azından. Evet tepsin var canım zaten. Biliyorum. Evet tepsin var ve en azından onu koruyabiliyorsun kendini. Hani bir bardağın burada, kahven burada, sunumun ön, dizinde değil yani anladın mı? Ama hepsi bak senin bardağın burada sallanıyor. Ben buradan fincanı aldığım zaman görebiliyorum. Aşağıya devrilebilir. Devrildiği zaman bana o zaman suratı asmayacaksın. Devrilsin hayatım. Aslı Hanım ben evet. Şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu benim sunumluğumdaki kullandığım, sunumunda kullandığım şeyin aynısı. Aynısı evet. Değil tatlı. Aynısı evet, çift canlı ama seninki biraz daha uzun yani daha. Böyle evet, şeylerde... Seninki biraz daha uzun. Seninki uzun uzun gözüküyordu. Evet. Bu biraz eve daha... Eve gidince de iyice daha... Bakılmamakta. Yok seninki daha, biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta ilk defa bu programa katılıyorsun. Sunumunu ilk defa yapacaksın. Yani ben senin yerinde olsam bir yarışmacıyla aynı şeyi sunmak istemezdim. Sen de aynı niye beni değil taklit canım. Ettin anlayamadım. Sen de aynı seviyeye bile düşemem diye ben anladın mı? Sen benim dengim bile değilsin. Beni taklit ettin. Lütfen bak kahveni getirdim önü kahveni işte anladın mı? Sen benim dengim değilsin. Bu nasıl bir muamele ya? Aman! Aman! Tamamen bilerek yaptığını düşünüyorum zaten ama o benim evimde bir misafir olarak ben onu ağırladım. Onun misafir olarak bunu yapması çok saygısızca, çok terbiyesizceydi zaten. Üst üste her şeyi yaşadım bugün. Ya Allah rızası için. Yani Aslı Hanım hafta boyunca benimle uğraştı. Ya ne komik olan ne ya? Görmüyor musun ağlıyor. Ne diyorsun ki şu an? Fulya kesinlikle kahveyi benim üstüme bilerek döktü. Zaten şampiyonluk kıyafetimi çok eleştirdi. Çok da kıskandığı için beni o şekilde üzmek istedi. Biraz daha geri gelirsen bunlar da yere düşecek. Aslan lütfen ben temizlemesini lütfen istiyorum ama yani kızın üstünü de bastırdı. Yani bu kadar da olmaz ya. Canım görmüyor musun? Ben mi temizleyeceğim? Aynı sınıfakta da yaşadım ya. Bana halı seviyorsun Kübra. Ben en azından bir özür dileyebilirim. O zaman arkadaşına yardımcı ol. Sattım benim arkadaşına yardımcı ol. Ya Kübra içeriye girer girmez ayakkabılarınız kirli şunları giyin diyorsun. Şimdi halı seviyorsun bana. Ya ben sesli bir şekilde içeri girdim. Neden beni anlamadınız? Neyiniz var? Neyim var? Kapıda kendimi söyledim. Ayakkabılarınız kirli giyin bunları. Ben size kahve yapmaya gittim geldim. Duygu neyim var? Kübra dedi kahve döktüm halıma dedim. Az önce yine aynı üzüldüğümüzü söyledik zaten. Dengesiz duruyor kocamda. Ne yapabilirim? Bilerek yaptığımı düşünüyorum. Gerçekten evet bilerek yaptım Kübra'cığım. Düşünüyorum. Bilerek yaptım ya halı silmek istiyordum o yüzden. Evet bilerek yaptın sen. Ya sen misafirini halı siliyorsun. Arkadaşın üstüne bilerek döktün çünkü. Sen misafirini halı sil diyemezsin. 5 gündür arkadaşla uğraşıyorum. Ben zaten silerim. Bende o medeniyet var. Senin söylemene gerek yok. Dinlemiyor musun? Ama bana halıyı seviyorsun ya. Yersiz tartışıyorsunuz. Şimdi o senin evine misafir gelmiş. Evet Aslı sence Hanım. Kime düşer ona mı silmesi doğru Aslı olur? Aslı Hanım bana yardımcı kalan. Olması bile arkadaşa yardımcı olabilirdi aslında. Oluyor şu an oluyorlar. Olmuyor hadi kaldırın ben şunu alabilir miyim? Al ben de rahatsız oldum. Ya hayatım sana ki yardım edeyim. Bir ıslak mendil bir şey getirsen yardım edeceğim. Ben senin evindeki ıslak mendil peçete nereden bileyim Kübra'cığım? Evet doğru.
Bu da doğru. Hadi Kübra yardımcı ol sen. Ya kızın üstünden çıkartıp yıkayım bir lavaboda. Ne yapayım bence yani? Bence oturman gerekiyordu. Hadi şunu biz kısayım. Kapı girişinde daha güzel. Ya bozulmuş. Ya Kübra sus lütfen yavaş. Ya bana pamuk verir misiniz ya? Kafam şişti artık. Fulya bence bilerek döktü kahveye. Fulya zaten baştan beri oynuyor. Doymadı oynamalara. Hanımlar ne yapıyorsunuz ya bu kadar? Aşk olsun. Hiç artık siz burada yani gerçekten ben inanamıyorum ya. Hiçbir saygı, hiç mi yok? Neden bu öfke, bu kadar sinir? Tamam. Aslanım daha kapıdan girer girmez. Farkındayım. Ayakkabılarınız kirlidir. Ben hijyeniyim. Tamam, şimdi halı sil diyor kırmadım bana. Kırmadım, ben çorap giydim oturdum buraya. Yani ne yapayım daha sizin için bilemiyorum. Bana neden yaptın bunu? Hayatım elinden yani kaldı birden. Kübra bir dakika kaldı. Kübra ıslak mendil lütfen. Havayı hemen silelim, elbisesinde leke kalmasın. Halı yıkamaya gider zaten. Yani halıyı biz yıkamaya götürelim. Bir de dış sesten rica edebilir miyiz? Ben pamuk istiyorum aslanım. Kübra'nın sesleri beni artık çok rahatsız ediyor. Anladım. Çırplak bir ses, bir çığlık bir şey. Havacığım al senin de şampiyonluk kıyafetin battı. Gözlük bir de göbek atsaydın istersen. Atarım. Siz de bana göbek bir atın. Bir de göbek atsaydın. Siz de bana göbek atın. Bir de oyna şurada. Siz de bana göbek atın o şu zaman. Şu yerin kabasını alalım da. Ne yaptınız Hulya ile anlaştınız mı? Anlamıyorum ki. Bence siz anlaştınız. Hava anlaşmış olsam şu an elbiseni mi silerim ya? Ne saçmalıyorsun? Hulya sen iyi misin ya? Anlaştınız diyorsun. Üstünü siliyorum. Anlaştınız diyorsun. Gerçekten oturup ağlayacağım ya şu an. Kızım gerçekten anlam veremiyorum ya. Aslanım anlaşmış gibi değiller mi? Yok alakası yok. Hayatım anlaşsam neyi silinmesin? Ben Hulya'nın gerçekten bilerek yaptığını düşünüyorum. Kesinlikle bilerek yaptı bunu senin bana. Senin de canına değsin yani resmen. Sen konuşma bak senin de canına değmiş resmen. Senin cevap vereceğin kişi yanında ben değilim. Göbek atacaksın şurada. Atacağım böyle kalkıp göbek atacağım önünde tamam mı? Senin terbiyesizliğin, evet. Terbiyesizsin. Ay, ama evine gelmiş bir misafire böyle daha. Ama yani bana da bu bağırılmaz lütfen. Ya evet sen yani ne yapıyorsun evine gelmiş insanlara bu şekilde konuşulur mu? Rica ederim ya. Olmaz ki. Böyle Allah program olmaz. Allah beni kovduğu zaman diyordu ki haksız nasıl Fulya'yı kovuyor? Sen şu an ancak bana yardım hayatım, bir susun. Bir susun. Kübra susacak mısın? Tamam kaldırın kahveleri. Kaldırın kahveleri. Hadi sonra devam edeceğiz. Şu anda götürebilir miyim ben de? Götür hayatım. Sen de yüzün gözün akmış evet. Senin de. Herkesin sinirleri bozuk. Alın bunu da. Kimsenin kahve içecek hali de kalmadı. Ay. Yok artık. Sen hiçbir şeye dokunma. Kübra'nın tepkisi fazla oldu. Bence fazla sakındı. O yüzden çöp attı diyorum. Üzüldüm burada Havva'ya. Çünkü gerçekten şampiyonluk elbisesi giymişti. Aslanım ben olur böyle şeyler ya efendim. Geçmiyor bu. Nasıl geçmiyor? Gel bakayım. Resmen kıskandıkları için yaptılar. Gördünüz değil mi? Ya yok öyle değil. Öyle resmen değil. Niye kıskansınlar canım? Yani. Seni de seviyorlar bakma. Gördüm. Ay bu bir nazar diyelim ama yani. Sırf şampiyon olacağım diye yaptılar. Hayatım nereden biliyorlarmış senin şampiyon korkuyorlar olacağını? Korkuyorlar Aslı Hanım. Korkuyorlar benden. İlk günden vallahi beri benimle hepinizi var ya hepinizi. Bu hafta beni hepiniz üzdünüz. Bak net söylüyorum. Aslı Hanım benim çok üstüme geldi. Bu hafta beni çok üzdünüz. Neyse şurayı da bir kaldıralım. Tamam ben. Sonrasında biz programımıza devam edeceğiz. Şuraları bir toparlayalım. Aslı Hanım son derece haklı. Diğer kızlarla birlikte gerçekten ses tonumuzu çok yükseltiyoruz ve aramızda maalesef ki hakaretvari konuşan gelin arkadaşlarımız var. Tabii ki sesimizi yükseltebiliriz ama birbirimize hakaret etmek de bence çok abartı ya, ayıp bir şey bence. Evet değerli izleyenler, öncelikle programımızda çok ses yükseldi. Ben çok rahatsız oldum, sizi düşünemiyorum. Bu ses yükselmesi adına sizden çok özür diliyoruz. Halıyı hemen toparladık. Yıkamaya da gider yayınımızdan sonra inşallah. Lakin milyonların önünde didişmeniz çok ayıp. Ben utandım. Sizin aileleriniz izliyor. Rezalet yani. Rezalet bir durum yaşadık şu anda. Farkında mısınız? Ben utandım. Bilmiyorum siz utandınız mı? Ben çok utandım. Özür dileriz aslanım. Çok utandım. Yanlışlıkla kahve dökülebilir, olabilir, bu olabilir, şu olabilir. Buradan bu kadar nasıl birbirinize girip hakarete varan sözler edebiliyorsunuz? İzleyicilerimizden ve benden özür dilemenizi istiyorum hepinizin. Gerçekten.
Aslanım ben güldüm ama gerçekten artık sinirlerime hakim evet. olamadığım için güldüm. Herkesten çok özür diliyorum sizden öncelikle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Özür dilerim ben de aynı şekilde. Özür dileriz aslanım ama evet. gördüm. Özür dilerim aslanım. Ben içeri zaten aslanım morali bozuk bir şekilde geldim ve burada aynısını da yaşayınca gerçekten sinirden kendime hakim olamadım artık. Öncelikle sizden ve sonra seyircilerden özür evet. dilerim. Çünkü benim izleyicilerim gerçekten bizim aramızda çok büyük bir sevgi bağı var. Evet. Bizim utanacağımız, çekineceğimiz İnsanlarımız, ailelerimiz var. Yeni gelinler onlar. Ben bunları onlara yaşatmak istemiyorum. Ama beni son derece üzdünüz. Gerçekten benim sinirlerim bozuldu yani. Şimdi sakinliğinizi koruyacaksanız salon yorumuna geçmek istiyorum ben. Kahve de içemedik, kahveleri de yorumlayamadık. Puanlamada söylersiniz gerekeni. Lütfen bu son olsun. Ben biraz daha gerginliği ben kaldıramayacağım. Evet. Kendinizi toparladıysanız salon yorumuyla başlayalım lütfen. Aslı Hanım'ın bu yaptığı hareketi aslında doğru buluyorum. Üzülerek doğru buluyorum. Birinci günden beri nabızlar çok yükseldiği için bugün de final günü biraz fazla abartmış olabiliriz.